Selamünaleyküm kızlar. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyi. Ya kusura bakmayın, yeni başladım da işe, yeni bir işe atıldık öyle. Ben kendimi tanıştırayım. Doğukan Pompacı. İsimler neydi? Evlilara. 2 dakika oturabilir miyim? Oturun. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Niye? Okuyoruz abi. Efendim? Nasıl gidiyor? Okuyoruz. Sizin nasıl gidiyor? Ben de yeni bir iş kurduk. Onunla uğraşıyoruz. Şöyle göstereyim. Yanlış anlamayın, satıcı falan değilim. Kendi ürünlerimiz tamamen. Şöyle pompalarımız var. Pompalarımızı tanıtıyorduk. Sizde de böyle. Gerçek mi? Bildiğin pompa işte. Bunu mu satmak için geldin? Evet, ben Doğukan Pompacı. Yani Türkiye'de pompalamadığımız kalmadı. Türkiye'nin %50'sini biz pompaladık. Her eve girmeye çalışıyoruz. Herkesi teker teker pompalamaya çalışıyoruz. İşte böyle pompalarımızda insanlara böyle tanıtmak için çıktık öyle. Şirketimiz için öyle insanlara tanıtımını falan yapıyoruz. Size de pompalarımızı tanıtmak istedim. Pompa ihtiyacınız var mı? Hayır. Niye? Pompa var mı evinizde? Var. Allah Allah. Harbi mi diyorsun? Pompalarım. Ama bizim pompalarımız daha iyi. Hiç bizimkinden pompaladınız mı? Neye gülüyorsunuz Allah aşkına ya? Bir şey diyorum burada Allah aşkına. Ciddiye alın, 2 dakika bir şey söylüyorum size ya. Yok, istemiyoruz. Niye? Ama ücretini duydunuz mu? Ne kadar? 50 değil, 100 değil. Yuu. 200 değil, sadece 250 lira. Bu pompa mı hiç? Pompa 250 lira ama uzun ömürlü. Böyle pompalaya pompalaya. Şöyle göstereyim isterseniz. Şu an tutmuyor, aralar mazgallı ya. 5-10 liraya satıyorlardı. 5-10 liraya mı? Ama bizimki ithal ürün. İthalliği var bunun. Bunun mu? Pompaladığınız yerleri açar. Bu arkada çok fesat bu arada. Niye bu kadar gülüyor Allah aşkına? Burada ben size işimin harici bir kelime etmiyorum yani. Soyadınızdan dolayı mı pompa? Yani ben soy ismi pompacı. Düşündüm böyle, dedim ki neden böyle bir işe girişmeyeyim dedim. E-ticaretten falan pompa satmaya başladık. İnsanlar pompalarımızla çok güzel yorumlar yapınca. Çok satış yapıyor musunuz? Tabii çok satış yapıyoruz. İnsanlar da sevdiler pompalarımızı. Sayenizde pompalamadığım yer kalmadı falan yazdılar yorumlara. Biz de dedik ki niye böyle bir işe girmeyelim falan. Dilerseniz 250 liraya şöyle size yapabilirim. He? Hayır. İndirim yapayım. Hayır. 5 lira daha almam sizden, 245'e bırakayım. Vallahi 5. 10 liradan fazla ver. 10 liradan fazla vermez misin? Öğrenci misiniz? Evet. Tamam, anlar etsinler. Tamam, 20 atın, 20 atın vereyim. 20 at. Yanlış anlamayın, bunlar gümrük malları değil abla. Kendi şeyimiz yani. Var bizde ama. Tamam. Var mı? Evet, sizin evde var. Çınma ihtiyacımız da yok yani, evde açılacak ne? Bir yer kalmadı. Tövbe estağfurullah. Nasıl yani, anlamadım. Yani evde pompaya ihtiyacımız yok şu an. Kusura bakmayın, biraz psikolojim bozuldu. Evet, 20 lira. 20 liraya bırakayım. Vaz mı geçtin? Evet. Niye? Zaten alsak neremize koyacağız alamıyoruz. Pompayı elinde taşı, ne olacak ki? Hayır, pompa taşımak istemiyorum. Ya Allah aşkına bak şimdi dur. Burada göstereyim. Bilerek de şort giydim. İyi vakumlasın diye. Şöyle görüyor musun? Hangi pompa bu kadar uzun süre pompalıyor? Sen niye gülüyorsun? Bu çok fesat ha. Aa, bak gördün mü sesi? Sesi duydunuz mu? Üstünde markamız var. Bunu story atarsınız. Çekip story. Reklam olsun bize. He? Yok sağ ol. Şey de yaparsınız böyle. Yelpaze gibi. Vallahi şöyle. Çok kullanışlı. Eylül al bir tane sen. Eylül lazım olur, bak çantana koy. Anana götürürsün. Yok sağ ol. Bittiyse reklamımız. Gideyim mi? Evet. Vallahi ben gidiyorum. Bu gidişle batacağız ya. Başka şeyler. Ne satayım? Bilmiyorum, pompa değil ama yani. Bu pompa gerekli değil mi? Yani sokaktaki biri için değil. Allah Allah. Ne vardır? Kızlar ne diyeceğim ya? İsim neydi bu arada? Eylül. Senin neydi? Dilara. Eylül. Bak şurada bir tane arkadaş var, görüyor musunuz? Böyle bir durumda insanların tepkisini olur, onu ölçmek amaçlı. Böyle absürt bir şaka tarzı bir şey çekiyoruz böyle. Tepkinizi ölçmek istedim. Arkadaş niye bana denedi? Zaten görüp pompa sattı. Sıcakta pompa ile konuştuğum için. Dilerseniz video yayınlamak istiyorum. Tamam, olur. Bu arada diyeceğim, bu boğaya Instagram var mı? Instagram var mı? Var. Tam versene bana. Ya da sen bana yap şimdi, ses kaydı bağlı ya. Sen beni takip et, ben sana dönerim. Tamam. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Kendimi tanıştırayım isterseniz size. Tabii. Ben Doğukan Pompacı. Damla ben de. İnsanların halini hatırını soruyoruz. Küçük böyle bir kampanyalı bir ürünlerimiz var. Uygun fiyata ürün veriyoruz. Nasıl bir ürün? Yani şöyle göstereyim size. Gümrük malı değil, yanlış anlamayın. Şöyle göstereyim. Normalde kendi iş yerimiz. Yani böyle yoldan geçen öylesine bir satıcı değiliz. Şöyle göstereyim. Çok portatif. Şöyle pompalarımız var. Niye güldünüz hanımefendi? Yani genelde bir şey diyeceğim, insanlar gülüyor falan da çok yani, öyle... Ağlayayım mı buna? Ağlamak mı? Yani bunu mu satacaksınız? Yani tabii evet. İnsanları nasılsınız diye soruyorsun, bunu satacaksın. Evet, pompa. Ama ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum, ne kadar? 100 lira değil, 200 lira değil, sadece 395 lira. Wow. Evet. Çok iyi. Harbi mi diyorsun? Markette daha iyidir. Markette? Daha iyidir. Siz öğrenci misiniz? Evet. Vallahi. Tamam, al sana 10 lira. Ya al, istemiyorum. Niye? Ne yapacağım pompayı? Evde pompalanacak yerler nereye yok mu? Koyayım? Elinde taşırsın, ne olacak böyle ki? Böyle elimde mi taşıyayım? He. Hayır, istemiyorum. Pompa var mı evde? Var. Hanımefendi, ben Doğukan Pompacı. İstanbul'da, Türkiye'de pompalamadığımız kalmadı. Her yeri biz pompaladık. Hediye edin. Pompaladıkça beni hatırlarsın. İstemiyorum. Vallahi. Seni niye hatırlayayım? Niye güldün? Çok, sen var ya, çok fesatsın ha. Yo. Hediye mi olsun diye söyledim size. Başka bir şey diye. Çikolata hediye. Çikolata mı? Hmm.
Tövbe estağfurullah. Çikolata yanında çikolata yok. Tamam git al onu hediye. Harbi mi diyorsun? Evet. Yemeğe gidelim o zaman, çikolata yemeğe gidelim. Ben orada size pompalarımdan bahsediyorum. Ya hala pompa diyorsun. Vallahi. Ne yapacağım pompa? Ya pompa işine girdik, son zamanlarda işler çok sıkıntı biliyor musun? Başka iş bulamadım ya. Soy ismim de pompacı. Dedim ki acaba dedim pompacılık mesleğine mi girsem falan, girirsem öyle. Pompacı olduk. Kim ciddiye aldı seni? Alan oldu mu? Salih abi vardı. Dedi ki pompaya ihtiyacım var dedi. Tamam git ona ver. Salih abi pompaladık. Yani pompalamadığımız kalmadı. Size de hediye edeyim. Yok istemiyorum. Vallahi. Yok. Niye ki anı olarak kalsın, pompaladıkça beni... Anıyı ne yapacağım? İsmini mi yazayım üstüne? Ne bileyim, pompaladıkça beni hatırlarsın. Hayır istemiyorum. He niye? Nasıl niye? Canım istemiyor. Canın pompa mı istemiyor? Aynen. He. Tövbe estağfurullah, neyse. Sen fesat düşünüyorsun. Ben fesat düşünmüyorum ama sen fesat düşünüyorsun. Sen gülüyorsun. Bir saatte sen gülüyorsun hanımefendi. Yok ben senin bu haline gülüyorum. Pompa ne? Sokakta pompa mı satıldı? Ne satayım Allah aşkına? Git çikolata sat, ne bileyim başka bir ya şey. Ya dolar fırladı biliyor musun? Ben simitçiydim. İşte Susama'da zam gelince işte öyle olunca tabii, ben de pompa işine girdim. İyi kazanıyor musun? Bugün 20 kişiyi pompaladım. Daha önce de benzinlikte de çalışıyordum, pompacıydım. Yani hep böyle bir pompa sektöründe gidip geliyoruz. Tamam ben istemiyorum. Şöyle çıkıyor, yerinden çıkıyor böyle. İstemiyorum diyorum, hala ne yapıyorsun? Şey pompa şeyi... Çeyini edelim. İstemiyorum. Bunu da... Al istemiyorum. Allah Allah. Lazım olmaz mı bu? Yo ne yapacağım ben bunu? Ne yapayım? Yani bilmem. Öyle tamam, hediye... onu istemiyorum. Sen niye bana kızdın? Yani ilerletiyorsun hala. Ben sana istemiyorum diyorum. Çok ısrar ediyorum. Anana babana hediye ederdin. He? İyi tamam ben şey yapmıyorum o zaman hanımefendi. Bence de zorlama. Aynen. Bir dakika. Telefonum titriyor. Alo. Efendim Salih. Ne, Maksut abi parayı mı vermiyor? Bak ona söylüyor. Gelirsem onu pompalarım ha. Yemin ederim ha. He, pompanın parasını versin. Vallahi kafamı bozdurmasın. Hepsini pompalarım onları. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Herkesi böyle pompalıyor musun? Yani genelde böyle canımı sıkanları pompalıyoruz. Şu an ben canını sıktım mı senin? Şimdi bizden pompa aldı. Pompanın parasını vermemiş. Ben dedim ki gelirsem onu pompalarım. Nasıl pompalıyorsun? Ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah hanımefendi. Çok akıllısın. Sen niye bana böyle davranıyorsun? He, beni mi beğenmedin? Yo seni de bunu beğenmedim. Bunu niye beğenmedin? Ya, istemiyorum. Tamam çikolata mı ısmarlayayım sana? Aynen çikolata. Tamam gel gidelim çikolata yiyelim. Yok gidemem. Niye gidemem? Kim bekliyorsun? Kimse. Manitan var mı? Yok. İyi tamam numaranı versene. Yok veremem. Gideyim mi? Aynen bay bay. Tamam taş kağıt makas oynayak. Ben niye? Kazanırsam gidelim çikolata yiyelim. Sen kazanırsan pompayı dedim sana. Ya hayır. Pompa olmasaydı başka bir şey olsaydı. Çikolata. Niye çikolatayı bu kadar taktın? Öyle seviyorum. Tam gidek çikolata yok diyorum. Demem sen git. Niye pompacıyım diye değil mi? Baba parası yiyen Berkecan olsaydı mı? Tabii. Alakası var. Vallahi, hayır ya. Evet baba parası yiyen. Çok sıcak öyle. BMW'm olsaydı, ismim Berkecan olsaydı o zaman gelirdin değil mi? Hayır yok ayrım yapmam. Vallahi. Ayağın ne oldu? Sinek. O nasıl sinek ya, parçalamışsın hep. Kaşıdım hep yara oldu. Kaç numara ayağın? 36,5. 36 mı? Ne diyorsun ya harbi mi? He. Uçuğu var ama. Bir de ojeli. Aynen. Şöyle inşaat eldiveni var. Lazım olur mu inşaat eldiveni? İnşaat eldiveni de var ya. İstemiyorum yani. Bak bunu da al. Al he. Bunu böyle. Yavaş yavaş kalk ve git. Ara kablo. Ara kablo priz var. Yabancı değil mi konuşuyorsun? Ben bırakıyorum bu işi ya. Bence de bırak. Kârsız değil mi? Bence de. Instagram var mı? Var. Pompa sayfasını takip etsene bizim ya. Böyle. Ben pompa sayfası falan istemiyorum. Pompa da istemiyorum. Ama reklam yapamıyoruz. Bir yardımcı olsan ne olur? Ben ne yapacağım? Şunu sana hediye etsem. Bir story çeksen. He, ne diyeceğim? He. Pompa mı aldım? Pompa böyle? Pompa aldın dersin. Hayır istemiyorum. Ben bunun reklamını nasıl yapacağım? Bilmem artık. Arkadaşlarım varsa konuşur halledersin. Korkmadın değil mi benden? Yok niye korkayım? Sen yemiyorsun. İsim neydi? Gerçekten isim. İsmini Damla, merak ettim. Damla mı? Damla şurada bir tane arkadaşım var görüyor musun? Nerede? Bak orada çöp tenekesinin arkasında. Kamera var. Böyle bir durumda insanların tepkisi ne olur bunu ölçmek amacılı. Bir şaka videosu tarzı bir şey çekiyordum da. Evet. Evet. Bir gün korkuyordum böyle kameralara yaklaşacağım diye ve başıma geldi şu an. Pompa ne alaka cidden? Bilmiyorum. Başka bir şey mi bulamadım? Absürt böyle. Yani bence de absürt. İnsanlara absürt ürünler satmak gibi bir şey. Herhalde manyak dedim. Niye? Pompa satıyorum diye. Yani yoksa böyle saf saf hareketler yaptım ya. Onu bilerek yaptım bu arada. Yani pompa falan bir de eldiven çıkarıyorsun. Yok sayfada paylaş falan. Yani öyle. Absürt işte bir evet. Video çekiyorduk. Videoyu yayınlayabilir miyim? Yayınlayabilirsin. Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir el sallayabilir misin?